Sevgili öğrenciler, liselere geçiş sistemi nakil süreci başladı. Bu süreçte merak ettiklerinize cevap bulabileceğiniz bir video çekerek sizlere yardımcı olmak istiyorum. Birinci nakil ve ikinci nakil süreçleri birbirlerine benzedikleri için ortak bir video çekerek karşılaşabileceğiniz durumlara cevap vermeye çalışacağım. Birinci nakil süreci 26-30 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Tercihlerinizi bu tarihler içerisinde verebilirsiniz. Sonuçlar 2 Ağustos 2021 tarihinde belli olacak. İkinci nakil tercih başvuruları da 2-6 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. Bu tarihlerde birinci ve ikinci nakil tarihlerinde tercihte bulunabilirsiniz. Şimdi nakil sürecinde karşımıza çıkan sorulardan bazıları şunlar. Kimler nakil tercihlerini yapabilir? Öncelikle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil tercih başvurularında bulunabilirler. Veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil tercihinde başvuruda bulunabilirler. Daha önce hiç tercih yapmamış, dolayısıyla hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler de nakil sürecinde tercih başvurularını yapabilirler. Peki kaç tane nakil tercih yapabiliriz? Merkezi yerleştirme ile 3 tercih, yerel yerleştirme ile 3 tercih, pansiyonlu okullar ile de 3 tercih, toplamda 9 tercih hakkınız bulunmaktadır. İlk tercih hakkına göre tabii ki burada azaltılmış tercih hakkınız. O yüzden nakil tercihlerini verirken iyi düşünmekte fayda var. Tabii burada biliyorsunuz ilk tercihlerde yerel yerleştirme ile öğrenci alan liselerden en az birine bir tercih vermediğimiz zaman merkezi sınavla öğrenci alan liselerin tercihini yapamıyorduk. Fakat nakil tercihlerde şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Merkezi sınavla yerleşen öğrenciler yerel yerleştirme tercihlerini yapmak zorunda değildirler. Bu tercih onlara kalmış. Peki nakil tercih yaparsam daha önce yerleştiğim lise iptal olur mu? Ya da nakil tercihim sonucunda da bir yere yerleştim. İlk verdiğim veya ilk yerleştiğim liseye mi gideceğim? Ya da nakil sonucunda gelen liseye mi gideceğim? İkisi arasında kalırsam herhangi bir tercihte bulunabilir miyim? Bu özellikle durum çoğumuzun kafasını karıştıran bir durum. Açıklık getirmeye çalışacağım. Nakil tercihleri sonucunda verdiğiniz bir liseye yerleşemezseniz ilk başta yerleştiğiniz bir lise varsa bu hakkınız saklı kalır. Evet. Buna ilave olarak şunu söylememiz gerekiyor. Nakil tercihleri sonucunda verdiğiniz bir liseye yerleşirseniz daha önce yerleştiğiniz lise iptal olur. Evet, burada özellikle vurgulamak istediğim konu nakil tercihlerini verirken iyi düşünmek lazım. Daha önce yerleştiğiniz bir lise varsa ve nakil başvurularında da bulunup farklı bir liseye yerleşirseniz ilk tercihiniz iptal olur. Hepinize başarılı bir tercih süreci diliyorum.